duyarlılığını göstererek sanal medyada kendilerini söylemek istemiyorum. Gazeteci sanan veya gazeteci yapan kişiler tarafından bir takım ifadeler kullanılarak sanal medyada yayınlandı. Hemen gereğini yaptık. Disiplin işlemine başlattık. Muhakkik tayin ettik. Ve muhakkikin görüşlerinden sonra, raporundan sonra disiplin kurulu çalışacak. Ondan sonra da yargı sürecine gereken bilgilerin hepsi eksiksiz olarak verilecek. Ses kayıtlarıyla, görüntüleriyle birlikte. Şunu herkes bilsin. Ben işte iki belediye başkan yardımcım burada. Birçok söylentiler çıkarıldı. Meclis üyesi arkadaşlarım burada. Asla ama asla kimse bir tek kara nokta koymayan terörist etmesi koyamayacaklar, başaramayacaklar. Dedim ya, biz babamızdan böyle gördük. Biz atamızdan böyle gördük. Buna asla bir daha terörist etmesinler. Onları asla affetmeyeceğim. Yargı sürecine geçildiği için bilinen, şu bugün söylemeyi düşündüğüm birçok şeyi yargı süreci işlediği için daha sonraki toplantı yaptırıyor. Artık herkes haklı bilsin. Kimseden korkum yok. Kimseden. Çünkü kendimden zırnık şüphem yok. Zırnık. Ve pazartesi günü bakın hemen yapılmasını sağlayacağım. Benim çalışma odam dahil, belediye başkan yardımcılarının çalışma odaları dahil, kamera sistemiyle şehrin Mudanyamız'ın belirli yerlerinde görülebilecek şekilde, evinizde oturduğunuz yerde televizyonunuzdan seyredebilecek şekilde bir sistem ne varsa yapılması için talimat verecek. Ve herkes görsün. Demek ki kapıyı söktük, çerçevesini söktük, duvarı yıktık, cam yaptık, şeffaf yaptık, yetmedi. Bunu da yapacağız. Evlerinizde oturduğunuz yerden göreceksiniz. Sizin belediye başkanınız, sizin haklarınızı, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle ve çalışanlarıyla birlikte nasıl savunurlar? Nasıl savunuyorlar bunu göreceksiniz. Asla, asla şüpheye yer kalmayacak. Evet. Bu memlekette neler olduğunu ben siyaset konuşmayacağım. Siyaseti umuyorum ve biliyorum ilçe başkanı önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıyla detaylı bir şekilde diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarının temsilcileri verdiği söz olarak gereken yanıtı verir. Ve ben bu konuyla ilgili genel merkezime dair bütün bilgileri aktardım. Onlar da biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Herkesimiz. Bakın birlik yapıyoruz. Halkın başkanı, halkın seçtikleri arkadaşlarım, halkın delegesi. Her zaman biz hesap veririz. Birazdan benim konuşmam bittikten sonra kim ne varsa gazeteci arkadaşlarım dahil halktan kim varsa soracağı ne varsa çekinmeden sorsun. Verilen çek hesabımız yok. Verilen çek hesabımız yok. İşgalilerle ilgili, kiralarla ilgili ne istiyorsanız her şeyi sorabilirsiniz. Ne yaptıysak doğru. Bir tek yanlış yapmadık. Söylediğim gibi Mudanya'nın ve Mudanya'nın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Yedirmeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarımla birlikte. İki dönem belediye başkanlığı yapacağım. Ve buna bu halk beni sevdikçe, ben bu dürüstlükte olduğum sürece, bu inançta olduğum sürece buna kimse engel olamayacak, bunu da biliyorum. Ben sözleri burada tamamlayayım. Basın mensubu arkadaşlarımızın, halkımızdan, kim olursa olsun herkesin, beni sevmeyen dahi olsa, bana düşman dahi olsa, cesareti varsa çıkıp konuşsun, buyursun. Sorusunu sorsun. Her türlü yanıtı vereceğim. Hiç çekinmeden.
Milletin cesareti kırmış başkanım. Efendim? Milletin cesareti gitmiş. 30 Mart'tan sonra Mudanya'da demokrasi var, özgürlük var. Kimse korkmasın, korkular yok oluyor. Evet. Sadece korkacak olanlar, tüm bildiğimiz şiddetin hakkını yiyenler, ahlaksızlar, korkacak Hayri Türk Yılmaz'lar. Hayri Türk Yılmaz'lar başlıyor. Sayın Başkanım, tabii biz basın mensubu olarak bu toplantıya katılmamızdaki esas neden bu açıklama yapmadığınız konuya ama biraz değinmenizi istiyorum. Çünkü çok açıkta kalan bir şey değil daha bu. Bu birincisi, ikincisi, madem her şeyi sormadığınızı soralım. Tabii. Geçtiğimiz pazar günü bir kahvaltıda Sayın AK Parti İlçe Başkanı Erdal Bey bazı konularda sizi eleştirmişti, ciddi iddialarda bulunmuştu. Birinci sorum, belediyede çıkartılan 30 kişinin yerine 192 mi, 193 mi? 293 kişiye çıkartmışsınız. Belediyenin yaptırdığı iki tane bina var, bunları teslim alındığı halde neden kullanılmıyor? Üçüncüsü de halk eğitim ve öğretmen evini boşaltılıyor musunuz? Bunun nedeni nedir diye böyle ciddi ithamlarda bulundu. Bu konuda ne diyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi söz konusu yeni mahalledeki bina henüz teslim alınmadı. Aynı şekilde teslim alınmadığı gibi de herhangi bir tasarrufta bulunmadık. Çünkü o bina ondan sonra stadın yan tarafında bulunan gelir idaresi olarak sosyal hizmetler binası olarak bulunan bina. Yine stadın arka tarafında yapılan kapalı pazar yeri olarak yapılacağı ama otopark olan bina. İşte öğretmen evi bildiğiniz gibi bir anlaşma karşılığı müteahhide verilmiş. Ve bu anlaşmalar hukukçularımız ve danışmanlarımız tarafından incelenmekte. Çünkü bazı kuşkularımız var. Bazı kuşkularımız var, çok açık. O kuşkularımızın hukukçularımız tarafından, danışmanlarımız tarafından incelenmesi ve ondan sonra teslim alınacaktır ki şu anda teslim alınmamıştır. Teslim edilecek şekilde de bitmiş değildir. Bunu da söyleyeyim. Anlaşma gereği. Tabii ki bunu söylüyorlar. Teslim alınmış olsa biz orada söylüyoruz. En üst katını düğün salonu yapacağız. Mudanya'mız bir düğün salonuna daha kavuşacak. Alt katında bir anaokulu, kreş yapmayı düşünüyoruz. İşte arkadaşlarımız onunla ilgili yönetmeliğe uygun mu değil mi çalışması yapılıyor. Ve yine orta katında hem yeni mahalle siteler o bölgedeki insanlarımızın, çocuklarımızın, yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Mudanya'dan giden arkadaşlarımızın da bir kütüphane yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca öğrenci etüt merkezi yapmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi hazır. Ve halk evine ilgili konuya gelince, bakın sevgili Mudanya hemşehrim, Mudanya Belediyesi inanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden şu anda daha güçlü. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yapması gereken halk evi, milli eğitime bağlı okullarımızın hizmetlisi dahil, boyası, badanası, o yoksul öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyacı, giyim kuşam ihtiyacı, gıda ihtiyacı dahi hepsini Mudanya Belediyesi olarak biz yapıyoruz. Hepsini. İşte en son geçtiğimiz hafta başladı. O okullarımızın hepsine hizmeti verdik. Dedik ki yavrularımız tertemiz mekanlarda eğitimlerini görsün. Bunu da yaptık. Ve yakında işte Zeytin Dalı ve Uğur Böceği projemiz başlıyor. Dedik ya Mudanya'mızda kimse kimsesiz kalmayacak. Mudanya'da benim belediye başkanı olduğum Mudanya'da kimse yatağına aç girmeyecek. Dedik ya, işte onun için Zeytin Dalı projemiz başladı. Kadrosu tamamlanmak üzere, araç ve ekipmanları tamamlanmak üzere, doktorumuz da yakında işbaşı yaptığında ve o kimsesiz, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli kim varsa
taraflı tarafsız, hangi partiye oy veriyorsa hiç önemli değil. Benim yönettiğim belediye başkanı olduğumu da yaşıyor ya, ben ona kimseye el açtırmayacağım. Onu kimseye muhtaç ettirmeyeceğim. Sağlık hizmetini vereceğim. Evinin temizliğini yapacağım. Perdesini de yıkayacağım. Halısını da yıkayacağım. İhtiyacı varsa yemeğini de ayağına götüreceğim. Sakal tıraşından saç tıraşına varana kadar. Onu insan gibi ömrünün, Allah çok uzun ömürler versin hepsine, ömrünün son günlerini en rahat şekilde yaşaması için çaba sarf edeceğim. Bunu yaparken de inanın bakın sevgili hemşehrim, hiç zorlanmıyoruz. Çünkü bir liralık işi bir liraya yapıyoruz. Birilerinin yediğini, bu lafı söylemek istemiyorum. Birilerinin yediğini biz yedirmiyoruz, halkımıza veriyoruz, halkımıza. Bu kadar kolay. Belediyemiz zengin, Mudanya'mız zengin. Birilerinin götürdüğü ve dedik ya hesabını soracak diye size söz vermiştik. Birçoğunuz da bizden bu sözü almıştınız teke tek de olsa. O sözünüzü yerine getiriyoruz. Belediyenin bütün kayıtlarını, belediyenin peşkeş çekilen bütün mallarını, belediyenin peşkeş çekilen bütün nakit paralarını, hepsini yerine alıyoruz, hepsini. Hepsini. Yaklaşık geldiğimiz günden beri 1 milyona yakın aylık tasarruf var Mudanya Belediyesi'nin. Yıllık 12 milyon. Neler götürüyormuş Mudanya'da, neler? Sevgili Mudanya'da hemşehrim, nasılmış bunlar, nasılmış? Nasıl demişler? Birilerinin konuşmaya hakkı yok. O cevabı ilçe başkanının vereceğine inanıyorum. Birilerinin konuşmaya, hatta Mudanya'da sokağa çıkma hakları yok. Böyle kolay değil sevgili Yusuf Mutluoğlu. Tabii az önce Yusuf Mutluoğlu'nun söylediği soruyla halk evleriyle ilgili demiştiniz değil mi? Şunu söyleyeyim bakın arkadaşlar, aklıma gelenleri söyleyeceğim ama. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün kirasını belediye veriyor. Elektrik su parasını belediye veriyor, bir de belediye eleman veriyor. Geçmiş dönem. Ve belediye halk eğitim merkezine şu anda bulunduğu 12 ofisini ücretsiz veriyor. Yetmiyor halk eğitim merkezine, çok doğaldır. 12 tane de diğer kişilere ait ofisleri kiralıyor ve halk eğitimine veriyor. Şimdi bu Mudanya Belediyesi'nin görevi. Bizim görevimiz var. Mudanya Meslek Edindirme Kursları. Kendi konseyimiz ilk kez, kurulduğundan beri ilk kez, Söğüt abimi orada görüyorum. İlk kez bu kadar olumlu şeyler yapıyor ve kent konseyi olduğunu, kent konseyi başkanı olduğunu hissediyorum. Söyler abi. Bütün Mudanya'lı hemşehrimizin, bütün Mudanya'lı hemşehrimizin katılımıyla oluşturulan o mahalle meclislerinden gelen talepler ve üreten kadınlar imparatorumuz dahi, inşallah bütün köylerimizde, bütün mahallelerimizde üreten kadınlar derneklerini kuracağız. Onları bir çatı altında, onları alışveriş merkezleri yapacağız. Onların ürettiklerini satacakları organik pazarları da yapacağız. Bunlar bizim sözümüz. Biz ne biliyorsunuz bugüne kadar ne dediysek yaptık, yine yapacağız. Ve buna benzer birçok yer sevgili Mutluoğlu. Mudanya'da hemşirin de bahaneyle öğrenmiş olur. Ve Mudanya Belediyesi durmadan böylesine böylesine ücretleri, kendisine ait mülkleri birilerine veriyor. Hükümetin yapması gereken ödevleri Mudanya Belediyesi yapıyor. Şimdi öğretmen evi aynı şekilde. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel gibi odaları var. Mükemmel bir kafeteryası var. İşte yemekhanesi var. O tesis. Belediyenin malı. Sizin hepimizin. Hepimizin malı. Ama Mudanya Belediyesi'ne bir kuruş katkı yok. Bir kuruş. Bir kuruş. Ve üstüne veriyoruz devamlı. Yetmiyor.
belediyenin kasasından ödeme yapıyorsun. Bunları geri alıyor. Herkes ödemini yapacak. Öyle kolay mı? Başbakan olmak, cumhurbaşkanı olmak kolay mı? Değil. Ödemini yapacaksın. Ben Mudanya Belediye Başkanı, Mudanya'nın hemşerime belediye kanununa göre verilmiş olan hizmetleri eksiksiz yapmakla sorumluyum. Herkesin görev alanı belli. Büyükşehir yapacağı işler de belli. Bizim yapacağımız işler de belli. Ve biz eksiksiz fazlasıyla yapıyoruz. Bir kuruş Büyükşehir'den yardım almadan bugüne kadar geldik. Biz kendi işimizi kendimiz yaparız. Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatırız. Haram eden içeğine, tüy bitlemiş yetimlerden hesap sorarak, onların yediklerini geri alarak, onlardan aldıklarımızı halkımıza veririz. Biz bu işi söz verdiğimiz gibi yaparız. Burada milletin daha çok düşündüğü olay şu. Gelme nedenlerini çok. Dünkü Mudanya gazetesinde 8 sütuna manşet bir yazı vardı. O gazetede vardı. Ben mantığım olarak inanmadım. Ama kafalarda soru işareti çarptı. Ne kadar siz olay yargıya intikal dediyseniz de bak herhalde milletim burada tatmin edici bir cevap almak ister diye düşünüyorum. Şimdi bakın bugün o konuyla ilgili kardeşimiz özellikle benim basında yansıtıldığı o söz konusu gazetenin manşet attığı şeyde ben azarlamışım işte ben kızmışım gibi söylemleriyle ilgili bugün noterden sanıyorum tekzip yapacaktı. Çünkü tamamen gerçeği yansıtmayan bir ifade. Birilerinin çarpıtmaya çalıştı. Bakın şuna emin olun. Ufacık. Ben dahil, başkan yardımcılarım dahil, belediyedeki herhangi bir çalışan meclis üyeleriniz dahil, kardeşlerim ailem dahil, herhangi birisi hakkında ufacık bir şey çıksa asla affetmem. Asla. Benim sıkıntılarımda. Asla. En başarılı belediye başkanı. Bunu biliyorum. Kıskananlar çatlasın. Çatlasınlar. Havuz mu diyeceğiz? Havuz. Tabii çalışanlarla ilgili de sormuştum. Doğaçlama olunca bazen böyle oluyor. Biliyorsunuz göreve geldiğinizde söylemiştik. Belediyede hiç çalışmadan maaş alanlar vardı. Performansı düşük insanlar vardı. Kahvelerde oturup pişirip oynayanlar vardı. Yani çok değişik şeyler diyorum ya. Ya bir taraftan da yargıda olunca çok da rahat konuşamıyorum sevgili kardeşim. Çok da rahat konuşamıyorum. Öylesine şeyler var ki. Ama o yargı süreci bitsin. İnanın her ayrıntısını, her ayrıntısını açıklayacağım. Bakın asla gizli bir şey kalmayacak. Ve öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz zaman o insanları Mudanya sokaklarında yürümesine izin vermeyeceksiniz. Neler yapmışlar neler. Kişilerin yapabileceği hatalarla ilgili konuşuyoruz. Biraz da geriye dönük konuşuyoruz geçmişe yapılanlarla ilgili. Oysa ki ben önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mudanyaları çok ilgilendirmesi gereken ve geriye dönüşü olmayan şu anda bir dolgu projesi gündemde. Zeytinliklerimizin betonlaştırıldığı yetmiyormuş gibi şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olarak denizin betonlaştırılması projesi gündemde çalışmaları da başlatıldı, farkındasınızdır. Şimdi ben Bursa Kent Konseyi'ni tabii tavrını biliyorum da Mudanya Kent Konseyi acaba bu konuda Mudanya Belediyesi'ne bir tavsiye kararı iletmiş midir? Mudanya Belediyesi bu konuda bu projeyle ilgili ne yapmıştır? Şehir plancıları olasıyla bu konuyu değerlendirdiğim zaman yakın zamana kadar projenin 3. ve 4. etapları henüz onaydan geçmemiş idi. Ben bunu önlememiz gerektiğini düşünüyorum. Neden önlememiz gerekiyor? Çünkü bilimsel verileri dikkate aldığımız zaman denizdeki ekolojik denge bozulacak, doğal plajlarımız bozulacak ve kaynaklarımız çarçur edilecek. Şu anda zaten bizim sahillerimiz Mudanya'dan
İdo Feribot iskelesine kadar bir dolgu alalım. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi mevcut dolgu varken, kaynaklarımız bu kadar kısıtlı iken niçin çarçur edilip sadece AK Partili birkaç müteahhite rant yaratmak için, iş alanı yaratmak için biz Mudanyalılar buna göz yummak durumundayız. Mudanya'yı biz doğasıyla yaşamak istiyoruz kaybetmeden. Çünkü kaybettiğimiz zaman geriye dönüp telafisi yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O konuyla ilgili Bursa Kent Konseyi, Buday Kent Konseyi'nin ortaklaşa yine bu salonda bir toplantısı yapıldı. Proje biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Bizim istediğimiz gibi değil. Benim ise kişisel olarak hiç olmasını istediğim şekil değil. Ben çünkü doğanın olduğu şekilde insanlara en iyi hizmeti verecek doğallığı bozulmadan korunmasından yanayım, geliştirilmesinden yanayım. Korunarak geliştirilmesinden yanayım. Ancak Mudanya'mızın bazı yerlerinde geçmiş dönemlerde yapılan dolgular nedeniyle geri dönüşü olmayan alanlar var. O alanlarda yapılacak daha iyileştirmelere hayır demiyorum açıkçası. Ama kumsallarımız var olan ve de çok az olan kumsallarımızın bozulmasına izin vermiyorum. Ona sıcak bakmıyorum.